Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet gündemde olmaya devam ediyor. Testleri süren Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Malezya'nın ardından ikinci sınavına İspanya'da çıkacak. F-5 uçaklarını emekli etmeye hazırlanan Madrid yönetimi eğitim uçağı satın almak için ihale açtı. Hürjet'in ihalede Güney Kore'nin T-50'si, İtalyan Leonardo M-346 ve Amerikan Boeing'e ait T-7 Red Hawk uçaklarıyla rekabet etmesi bekleniyor. Testleri devam eden Hürjet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da sahne aldı. Efes tatbikatında gövde gösterisi yapan yerli jet uçakla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bir uçuş gerçekleştirdi. Dünyanın en yaşlı hostesi olarak görev yapan Beth Nash, 89 yaşında hayatını kaybetti. 1935 yılında doğan Nash, 1957 yılında 21 yaşındayken mesleğe Eastern Airlines ile başlamış, daha sonra American Airlines'a transfer olmuştu. 2019 yılında Nash ile bir röportaj yapılmış ve ona neden kabin memuru olduğu sorulmuştu. Nash, hosteslerin her zaman şık ve nazik oluşu benim bu önemli mesleği seçmemde en büyük faktördü ifadesini kullanmıştı. American Airlines uzun süre görev yaptığı Washington DC-Boston hattına Beth Nash adını verdi.